Söylemeyecek misin kimin adını atan? Ne zamandan beri benim işlerimle ilgileniyorsun Üftay'da? Ne olurdu? Hayır, yani savaşta ortak olsan ne olurdu? Ne kaybederdin? Ne zaman boşaltıyorsun burayı? Ne yapacaksın sonra? Ayşe'nin eline mi bakacağız hepimiz? Ha? İyilik meleği Ayşen cebine harçlık mı koyacak artık? Senin biricik aşkın, onun da annesi olan Asuman'ın anılarıyla dolu müştemilata sığınıp o anıları yad edersiniz artık. Bana bak, gerçekten sınırı aşıyorsun İftade, yeter. Evet yeter. Bu kadarı yeter artık ata, yeter. Kime sattın? Seni ilgilendirmez. Niye sattın? Seni ilgilendirmez. Kaça sattın? Niye battık? Seni ilgilendirmez. Evet, beni hiçbir şey ilgilendirmiyor ata. Sen sadece yeter de ve sus, olur mu? Evet, ben hep susuyorum. Ben hep susuyorum. Ve senin kışkırtmalarına da aldırmayacağım. Ben susuyorsam senin iyiliğin için. Onun için de sen de sus biraz. Ben susamam ata. Bir aileye bir tane susan yeter. Ne soruyorsun ne konuşuyorsun. Yani senin kızın Feride ne halde, senin bundan haberin var mı ata? Ona bir kere bile nasıl olduğunu soramayacak kadar susuyorsun. Ne olmuş Feride? Nesi var Feride? Sarhoş, soysuz, sahtekar kocasından başka nesi var? Feride'ye ne olabilir ki? Tabii değil mi? Hiçbir şey yok Feride'nin. Sen sadece bu atölyeyle ilgilen. Bir de o kızla. Nasıl böyle konuşuyorsun? Ben bugüne kadar ne yaptıysam sizin için... Evet, bizim için. Sonuç, beslemenin yalısında oturuyoruz. Atölye elimizden gitti. Evimiz satıldı. Sen her şeyi bugüne kadar bizim için yaptın değil mi? İşte sonuç. Gerçekten sınırı aşıyorsun. Yeter artık. Aynı fikirdeyim ata. Yeter. Bence de yeter. Alo. Üstade Hanım, Alt Üst Bey geldi. Ne? Çabuk eve gelin efendim. Ne diyorsun sen kızım? Acele edin. Lütfen Üstade Hanım. Tamam, geliyorum. Beyefendi, biraz sizi kullanabilir misiniz? Trafik kuralları diye bir şey var hanımefendi. Ata, kapat artık şu telefonunu lütfen. Ata, kapat. Ata Bey, Savaş atölyeyi almaya çalışmış. Bu nasıl olur? Savaş atölyeye gizli bir alıcı göndermiş. Savaş'ın görmediğin yüzünde. Şimdi ne görüyorsun bilmiyorum ama dikkatli ol lütfen Ayşen. Dikkatli ol kızım. Tamam Ata Bey. Sinirim biraz geçti mi? Hı? Kemal amca bir saate kalmaz masayı kuş sütüyle donatırım dedi. Saatlerdir hiçbir şey yemedim. E sen de acıkmışsındır değil mi? Ayşen. Ayşen, sen ne iyi bir kızsın. Seni gördüğü her an parçalamak isteyen, hatta aşağılayan bir kıza acıyorsun. Onun gururunu düşünüyorsun. Ya anlamıyor musun? Sen yoksan benim için hiçbir şeyin anlamı yok. Şu haline bir baksana. Ne oluyor? Yok bir şey. Öyle olsa neden burada oluyor? Yine mi geldi lan bu it? Karışmayın Çetin Bey. Oğlum hayvan. Senin ne işin var lan burada? Çetin bırak beni. Her zaman biz sana demedik bu ablandan da bu evden de uzak duracaksın demedik mi lan? Çetin! Gideceğim ben sana bırak! Çetin! Lan ne yapıyorsun? Yapma! Hadi bırak! Gel oğlan bırak, sen bırak! Evet Üftade, söylemediğin bir şey mi kaldı? Ata yetiş. Yetiş ata. Atıp evi basmış. Evde hiç kimse yok. Beni de evde yalnız. Yeter diyorum. Çetin. Çetin. Çetin diyorum. Defol git lan.
anlıyorum bizden. Çık dışarı. Eviniz mi? Öldürmeyin beni. Sığıntısınız. Ol siz sen neyin? Yeterim ha. Çık dışarı. İyi misin aşkım ha? İyi misin bir tanem? Ayşe ne oldu? Ayşe Neslihan'ın yalan söylediğini gördün işte. Daha ne istiyorsun? Ayşe ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ayşen, dağ başındayız. Yürüyerek mi gideceksin? İyi git o zaman. Aşkım sen ne biçim adamsın be? Hırsız. Çık lan. Hala kahretsin. Kapıdan kovuyoruz, bacadan giriyorsun. Defol. Çık lan dışarı, defol git. Feride. Defol git oğlum. Feride sana söyle. Feride diyorum. Feride. Çık dışarı be. Defol. Çık git. Defol lan. Defol. Çık git. Yürü lan. Atabey. Şu halime bakın. Ne olur. Bu ev sana ne olur. Kapandı. Defol artık bu evden. Feride. Defol. Feride. Ya seni gözüm görmesin. Yürü. Babacığım, defol. Dinleyin beni. Babacığım. Sen neyin? Ne arsız adammışsın sen? Defol. Baba ben karımı seviyorum. Bak hayatımda karıncayı bile incitmedim. Ama bir daha seni evimin etrafında, kızımın etrafında dolaşırken görürsem gebertirim. Duydun mu? Defol. Baba ben savaşın kurbanıyım. Lan kapa çeneni, lafı uzatma. Defol. Baba lütfen dinle beni baba. Defol git. Baba lütfen. Defol lan. Baba lütfen. Sen bana baba diyecek adam değilsin. Eğer seni şikayet edip hapislerde süründürmüyorsan Feride'ye dua et. Defol git buradan şimdi. Sakın bir daha boyun önünden geçme. Defol. Feride benim karım. Geri geleceğim. Mutlaka geri geleceğim. Bunu bilin. Defol. Yani yanarım yanarım. Bugüne kadar yaptığınız en iyi koleksiyon çöpe gitti, ona yanarım. Kalem bizde, kalp yerinde. Yine yaparız usta. Öyle öyle de bakalım ilan perisi ne zaman gelecek? Öyle çağırınca hemen geliyor mu? Ben hiçbir zaman çağırmadım ama hep geldi usta. Bana sağ olsun, hiç uğramadı bugüne kadar. Aman canım neyse boş verin. Baktık gelmiyor. Ayşen kızımızı çağırırız. Peri gibi kız nasıl olsa, değil mi? Olur değil mi, olur? Olur, tabii olur. Katiboğlu'nun atölyesini istediğim doğru. Ama bunun sana olan duygularımla bir ilgisi yok. Bak. Bak
Kendine bak. İkimizi görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Şimdi söyle bana. Neden bunu yapıyorsun dediğimde atölye için yapıyorum deseydin. Anne daha fazla konuşmak istemiyorum. Rahat benim, bırakır mısın beni lütfen? Benim söyleyeceklerim daha henüz bitmedi. Anne! Sonuçların ne olacağı konusunda en ufak bir fikrin var mı acaba senin? Ben bebeğimi düşünüyorum sadece. Bak o adamdan boşanacaksın. O bebeği de... Anne! Sana hayır diyorum ya, hayır! Bak ben sana olacakları şimdiden söylüyorum. O senin hırsız kocan var ya... ...atanın karşısına geçecek, bizim bebeğimiz olacak diyecek. Anladın mı? Bunu söyleyecek, anlamıyor musun? Söylemeyecek, söylemeyecek anne. Konuştuk biz bunu. Bak! Ulan ne yapacağım ben? Sen hangi yüzle geldin buraya? Baba konuşmamız lazım. Sen bana baba diyecek adam değilsin. Sen adam bile değilsin. Çık git buradan. Atabey tamam baba. Tamam. Lütfen sadece bir dakika dinleyin beni. Defol defol git dedim sana. Atabey lütfen lütfen. Tekrar geleceğim baba. Bu konuyu konuşacağız. Mutlaka konuşacağız. Ailemden ve kızından uzak dur. Yoksa seni pişman ederim ben. Atabey lütfen sakin ol lütfen. Ya sen de bas gitme sözünle git. İnsanın hesabını bozma. İnsan da biraz haysiyet şeref olur. Ne onursuz adamsın sen. Kaç kere kovacağım seni. Sen daha dur babacığım dur. Ayaklarıma kapın, olma eve geri dön dediğin gün de gelecek. Bakalım torunun olduğunu öğrendikten sonra beni böyle kovabilecek misin? Bir şeyim oldu demeyeceğim. Bir şey olmuş. Ne oldu? Savaş atölyeyi almak istiyormuş. Selim Bey'e ulaşmış. Selim Bey satmak istemiyoruz demesine rağmen ısrar etmiş. Yeni sahipleriyle görüşmek istemiş. Ve sen karşısına çıktın. Evet. Seni görünce şaşırmıştır. Benim kadar değil. Peki sen Savaş'la karşılaşacağını bilmiyor muydun? Biliyordum ama... ...nasıl bir Savaş'la karşılaşacağımı bilmiyordum. Sana Savaş konusunda dikkatli olmanı söylemiştim. Evet. Bilmek... Üzülmeye engel olmuyor, değil mi? Evet. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ben hiçbir şey düşünemiyorum. Eve gitmek istedim. Sonra arabada fikrimi değiştirdim, buraya geldim. Şimdi buradan da gitmek istiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sizi de meşgul ettim boşuna. Hayır hayır, olur mu şöyle şey? Ben eve gideyim. Ayşen. Ayşen kızım ne oldu? Dertleşecektik. Savaş'la ne oldu? Yani sonrasında konuştun mu? Aradığımı açmadım. Niye? Görüşmek, konuşmak istemiyor musun? Hayır, sadece ne hissedeceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Ön bahçedeyim. Konuşmamız lazım. Sanki ne söylesem ne düşünsem yanlış olacak.
kimseye bir şey diyemiyorum. Sofra hazır mı? Evet efendim. Peki. Ata Bey ile Ayşen Hanım müştemilattılar. Söyler misiniz, sofrada onları bekliyoruz? Tabii efendim. Hadi sofraya. Şu suratını da toparla artık. Babamla konuşacağım anne. Feride. Kızım, senin amacın beni delirtmek mi? Benim tek bir amacım var, o da çocuğuma annelik yapmak. Sus. Duyacaklar şimdi. Bana söylediklerini Atıf'a söyledim ben. Ne zaman? Sen siz alışverişe gitmediniz. Anladım. Ayşen'i de kendine alet ettin, değil mi? Atıf'ın tek derdi para olsaydı, savaştan aldıklarını geri verir miydi anne ona? Savaş söyledi o gün, sen de duydun. Parasını verdim, aldım dedi, demedi mi? Ama Atıf beni bırakmadı. Buraya geldi, kapıya dayandı. Niye? Çünkü beni gerçekten seviyor. Feride bak, gece gece benim sinirlerimi hoplatma kızım, lütfen. Kapat artık şu Atıf meselesini falan, yeter. Hem ben doktoru ayarladım, yarın hallediyoruz. Ne doktoru, bir dakika ne hallediyoruz? Feride. Anne hayır. Anne hayır diyorum sana, hayır. Ne anlatacaksın bana Savaş? Ayşen. Bak, sana defalarca anlattım. Sen bana hiçbir şey anlatmadın Savaş. Hiç kimse bana bir şey anlatmıyor. Ben hiç kimseye bir şey anlatamıyorum. Susuyorum, izliyorum. Anlatılanla yetiniyorum. İnanıyorum. Ne anlattın, ne? Efendim hayatım? Atıf. Aşkım ne oldu? Feride. Feride. Bebeğimiz. Aşkım ne oldu, korkutma beni. Aldıracağız diyor anne. Çetin nerede? Çağırdılar. Gelir herhalde. Ayşen nerede? Çok özür dilerim. Ben sadece yemeğe niye gelmedi diye sormak istemiştim. Yoksa yani aranıza girmek gibi bir niyetim yok. Zaten istesem de yapamam. Öyle güçlü bağlarla bağlanmışsınız ki birbirinize. Bunu çok net bir biçimde görüyorum. Feride. Çok güzel, çok güzel. Harika. Üstüne laf söyletmiyorsun. Hatta söylediklerimi duymazdan bile geliyorsun. Değil mi Ata? Feride nerede, öyle mi? Feride odasında Atıf için ağlıyor. Bir baba olarak onun yanında olman, ona kol kanat germen gerekirken sen ne yapıyorsun? Ayşen'le Asuman'ın müzesinde anılarınızı yad ediyorsunuz. Ben Ayşen dedim, çok affedersin. Artık Ayşen yeni patronun, Ayşen Hanım'la anılarınızı yad ediyorsunuz. Müftade. Rica ediyorum. Lütfen. Sonra kendimin bile duymaktan pişman olacağım şeyleri söylettirme bana. Sen söylediklerinden dolayı daha önce hiç pişman oldun mu Ata? Ayşen, ne? Seni ne ikna eder? He? Sana kaç defa söyledim. O atölye babamın emeği. Sen nasıl annenin hatıraları var diye o müştemilata önem veriyorsan, ben de atölyeye, babamın alın teriyle kurulmuş atölyeye önem veriyorum. Beni bunun için mi suçluyorsun? Ben seni hiçbir şeyle suçlamıyorum Savaş. Peki ne yapıyorsun?
Yok Neslihan onu dedi. Yok Atabey bunu dedi. Kalbin ne diyor ajan? Ona sor. Çünkü ben sordum. Bunu neden yapıyorsun dedim. Ayşe'ni neden ikna etmeye, neden kendini anlatmaya çalışıyorsun dedim. Ve cevabımı aldım. Peki cevabı ne? Ne Atabey olan öfkemin, ne de başka bir şeyin kirletemeyeceği, karışamayacağı bir şey bu. Seni seviyorum ajan. İşte kalbimin cevabı bu. Seni seviyorum Ayşen. Nereye kaçarsan kaç. Seviyorum. Ayşen, hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Sensiz yemeğe başlamak olmaz, değil mi Ayşen'cim? Ben aç değilim, yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Her şey için teşekkürler Ayşen. Her şey için. Atıf Bey lütfen. Atıf Bey. Atıf Bey. Atabey engel olamadım. Bana bak sen beni katil mi edeceksin ha? Sen beni katil mi edeceksin? Baba, ben sadece... Söylemediniz sarı değil mi? Niyetinizi söylemediniz. Baba yoksa sen de mi biliyorsun? Atı. Geldim aşkım. Bana bak yeter artık yeter, çık git buradan. Defol git bu evden. Üzgünüm baba, bu mümkün değil. Atık yapma. Neden anneciğim, neden konuşmayacakmışım? Üftade, ne söylüyor bu? Atıf lütfen şimdi değil. Ne söylüyor bu dedim, burada neler dönüyor? Hiçbir şeyin döndüğü yok baba. Gelmeyecektim, bir daha karşına çıkmayacaktım ama bu mümkün değil. Atıf çık git buradan. Aa tabii giderim. Karımı çocuğumu alıp öyle giderim.